düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 18 Mart Cuma, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüydü. Tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Çanakkale'de de tören vardı. Devlet erkanı destansı mücadelede can veren şehitleri andı. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer. Devlet erkanı Çanakkale şehitlerini şehitlik abidesinde dualarla andı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Devlet erkanı da Çanakkale'deydi. Şehitlik abidesinde anma töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi şehitlik defterini imzaladı. İngiltere'den getirilen ecdat yadigarı bir sancağı da öperek teslim aldı. Program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri andı. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Çanakkale zaferini mazlum halkların ortak zaferi olarak niteledi. Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Törenin sonunda Cumhur İttifakı liderleri birlikte şehitliğe karanfil bıraktı. ...1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törene dair notlar geliyor şimdi. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin en prestijli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında hizmete alındı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna yarab batan güneşlere, Bedrin aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Çanakkale Köprüsü dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye sahip köprüsü. Aynı zamanda en uzun kule de bu köprüye ait. Asya ve Avrupa'nın bu dev buluşması için 177 bin ton çelik, 227 bin metreküp beton, dünyanın etrafını dört kez sarabilen uzunlukta 162 bin kilometre çelik tel kullandık. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı sembolize ediyor. Bu köprü sayesinde iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü. Köprü sadece 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Dünyada böylesine devasa bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da kendisi gibi görkemli oldu. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi? Köprüden geçiş ücretini de açıkladı Cumhurbaşkanı. Geçişleriyle alakalı fiyatı bizden 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Şimdi bir hafta ücretsiz. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam.
Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün milli gelire katkısından da bahsetti. Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri Çanakkale cephelerinde 107 yıl önce yaşandı. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede Anadolu halkının bağımsızlığı için neler yapabileceğine bütün dünya şahit oldu. O tarihi mücadele türkülere de konu oldu. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. Yıllardır dilimize dolanan Tokat türküsü. Bir oyun havası olarak bilinse de aslında Çanakkale cephesine gidip dönemeyen 15'lilerin hazin hikayesini anlatıyor. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyor. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz şehit düşüyordu. Gelen destek güçleri yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınalı Ali'nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz sıcak temasa hazır değildi. Erlerini insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçirdiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah'a dua ediyordu. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları ondan kendilerini cepheye göndermesini istedi. Komutanlar daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kınalı Ali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye değil bile bile ölüme gidiyordu. Bu yaşta bu cesaret, iman ve vatan aşkı inanılmazdı. Ataları cephelerde kahramanca çarpışırken onlar cephe gerisinde duramıyordu. Bedenleri küçük, yürekleri büyüktü. 15'liler cepheye gidiyordu, onurla, gururla. O 15'liler, o 15 bahar yaşamış gençler, daha oyun yaşındaki çocuklar, bıyıkları henüz terlemiş ya da terlememiş, sırtlarındaki tüfek boylarını geçmiş ya da daha geçememiş, o masum, o güzel delikanlılar vatanlarından, yurtlarından, evlerinden ayrıldılar ve bir daha o eve hiçbir zaman dönmediler. Cephede yaşlarından büyük işler başardı her biri. Ancak Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi geri dönemedi Gelibolu'ya. Gidenlerin tümü Çanakkale destanında pay sahibi oldu. Onur ve şehadet kazandı. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Erzurum'da 18 Mart şehitlerini anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Vatandaşların programa ilgisi yoğun oldu. Saygı atışı yapıldı. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. ...107 yıl önce destansı mücadele zaferle sonuçlandı. Yarbay Mustafa Kemal Atatürk savaş zekasını, stratejik bilgisini bir kez daha ortaya koydu. Düşmana Türk'ün gücünü gösterdi. Yaklaşık 250 bin vatan evladının kanı toprağa karıştı. Neticede kaybeden Türkler olmadı. Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında ilk günkü heyecanla kutlandı. Vatan! 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 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yüz binlerce şehidimiz saygıyla anıldı. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü Erzurum'da da coşkuyla kutlandı. Erzurum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kent protokolü askerler, öğrenciler ve vatandaşlar Kars Kapı şehitliğindeydi. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'la Türkiye Harp Mağlulu Gazileri, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'nin Başkanı Recep Akgül şehitlik anıtına çelenk sundu. Askerler saygı atışı yaptı. Vatan! 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 Selam! Dur! Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından dualar edildi. Vali Memiş ve beraberindekiler Kars Kapı şehitliğindeki kabirlere karanfil bıraktı. Sonraki duraksa polis şehitliğiydi. Protokol üyeleri şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Polis şehitliğinde de Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Memiş ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bırakarak alandan ayrıldı. Ya Rabbi ilahi ya Rabbena el açtık huzuruna. Çanakkale'de vatanı uğruna can veren şehitler için İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bir şiir var. Çanakkale Şehitlerine adlı şiir. Narman Anadolu Lisesi öğretmenleri bu şiiri destanın 107. yılında seslendirdi. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Derslerde anlatıyor, milli mücadele ruhunu aşılıyorlardı. Bu kez kamera karşısına geçip o heyecanı kendileri yaşadı. Narman Anadolu Lisesi öğretmenleri Çanakkale şehitlerine şiirini seslendirdi. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Öteden saykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Destansı mücadelenin 107. yılını İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı Çanakkale şehitlerine şiirini okuyarak andılar. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi, o metin istihkam. Çekim için seçilen mekanlarda dikkat çekti. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pakanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Öğretmenlerin bu klibi oldukça beğenildi. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca Erzurum'da düzenlenen Ünilik Snowboard Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca Erzurum'da Ünilik Snowboard Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi nefes kesen şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ünilik Snowboard Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 21 üniversiteden 84 sporcu katıldı. Kış spor oyunları kapsamında başlayan şampiyonada kadın ve erkek sporcular pistlerin karını attırdı. Şampiyonanın son gün yarışlarında yine kadın ve erkek sporcular mücadele etti. Büyük slalom kategorisindeki yarışlarla şampiyona tamamlandı.
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken yeni yıl kutlaması ve ara tatilden sonra Nevruz Bayramı için de hazır. 20 Mart'tan sonra kayak merkezi Nevruz Bayramı için İranlı turistleri ağırlayacak. Palandöken'de kayak sezonu yoğun bir hızıyla devam ediyor. Yine bir hafta sonu modundayız. Pistlerdeki hareketlilik devam ediyor. Kayak merkezi misafirlerini ağırlıyor. Palandöken ilk kez mi geliyorsunuz? Evet, ilk kez geliyoruz. Nasıl buldunuz? Ha, süper. Şu andaki tahminlerimiz ve meteorolojik veriler Nisan'ın ortalarına kadar Palandöken'de kayak devam edecek gibi gözüküyor. Diğer yandan kayak merkezi Nevruz Bayramı için de kapılarını açtı. Hazırlıklarını tamamladı. Palandöken Kayak Merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da İranlı turistlerini ağırlayacak. 20 Mart'tan sonra Palandöken Nevruz Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yapacak. İran'dan gelecek olan yüzlerce yabancı turist rezervasyonlarını yaptırdı. Otelin doluluk oranları şimdiden %80'e ulaştı. İran'dan gelen özellikle Nevruz misafirleri fazlasıyla dolduracak gibi duruyor. Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih eden turistler 2 hafta boyunca doyasıya eğlenecek, kayak yapmanın keyfini yaşayacak. Ulaşım zaten kolay. Güvenlik aynı şekilde, eğitimler aynı şekilde, pist güvenliği aynı şekilde. Pandemi kuralları Türkiye'de bitmiş olsa da biz bütün işletmelerde devam ediyoruz. Nevruz Bayramı Doğu'nun başkentinde de coşkuyla kutlanacak. Son bir tur 15 gün 20 gün daha fazlasıyla memnun olacaklar. Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçları oynanacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın evinde Samsun Spor'u ağırlayacak. Karşılaşma öğleden sonra saat 4'te başlayacak. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Yılport Samsun Spor bir araya gelecek. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Erzurumspor Yılport Samsun Spor'u ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşma yarın saat 16'da başlayacak. Geride kalan dilimde 27 maça çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 44 puanla 6. sıraya oturdu. Playoff potasının son basamağında yer alan Mavi Beyazlılar konumunu yitirmek istemiyor. 39 puanla rakibinden bir maç eksik 7. sırada yer alan Yılport Samsun Spor playoff adına bu mücadeleyi hedef maç olarak görüyor. Öte yandan Samsun Spor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce 3 kez birbirine rakip oldu. Bu karşılaşmaların birini Samsun Spor kazanırken iki mücadele ise beraberlikte sonuçlandı. İki takım Erzurum'da ise bir kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmada bir birlik beraberlikte sonuçlandı. Mart ayının sonlarına doğru gelirken bir yandan da bahar havalarını bekliyorduk. Ancak hala Erzurum ve çevre illerde kar yağışıyla dondurucu soğuklar hakim. Pek çok köy yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Cemreler teker teker düştü ancak beklenen bahar havası yerini kar yağışının ardından dondurucu soğuğa bıraktı. Erzurum ve çevre iller buz kesti. Köy yollarında aksamalar meydana geldi. Kar yağışının ardından Erzurum-Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 285 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Kente yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipi hakim oldu. Kırsaldaki 256 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolların açılması için kolları sıvadı. Çalışmalar hummalı şekilde yürütüldü. Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 22, Ardahan'da 6, Kars'ta ise bir köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Ukrayna'da çatışmalar sürüyor. Gece yarısı en az 3 büyük patlama sesi duyuldu. Rus güçlerin uçak bakım tesisini vurduğu açıklandı. Donbas'ın hava sahasıyla Rus güçler tarafından kapatıldı. Rusya'nın Ukrayna işgali sürüyor. Lviv güne patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna medyası en az 3 patlama yaşandığını duyurdu. Patlama seslerinin ardından paylaşılan görüntülerde gökyüzüne yoğun bir siyah duman bulutunun yükseldiği görülüyor. Rusya'nın uçak bakım tesisini vurduğu herhangi bir yaralanmanın olmadığı da bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın %90'ından fazlasının Rusya'nın kontrolünde olduğunu duyurdu.
Mariupol'de çemberin daraldığını, şehir merkezinde de çatışmaların devam ettiğini açıkladı. Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar Rusya'nın Donbas bölgesi hava sahasını kapatma kararı aldığını iddia etti. Öte yandan Odessa bölgesi üzerinde Ukraynalı uçak savar topçuların bir düşman seyir füzesini düşürdüğü de iddia edildi. Ukrayna Acil Servisi Kiev'in kuzeyindeki bir konut binasına Rus füzesi düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Emniyeti atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti. Buna göre polislerin şart görev süresi düşürüldü. Yeni mezun olan polisler ise ilk olarak batıya atanacak. Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu yeni yönetmelikle emniyet teşkilatında bölge sistemi getirildi. Şart görev süreleri düşürüldü. Yeni mezunların ilk atama yerinin batı olması kararlaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Şark olarak geçen ikinci bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü. Böylece bu bölgelerde görev yapan 62.630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek. İkinci bölge görevini bitirenler talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak. Şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edildi. Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletildi. Bu çerçevede mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi şartıyla evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek. Aynı şartla tek kardeşi olan polisin de kardeşinin sağlık durumu nedeniyle atama isteyebilmesinin önü açıldı. Başta katılımlarıyla bizlere... Yeni mezunların sayılık atama yerleri batı illeri olacak. Mesleğe önce batı illerinden başlayan personel görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak. Görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar ikinci bölge yeni şark illerine atanacak. Üreten çiftçinin 2002 yılından bu yana her zaman yanında olan Tarım Bakanlığı bu yılda yanında. Çiftçiler için hazırlanan destek paketlerine ek yeni destekleme modeli hayata geçirilecek. Tarım Bakanlığı çiftçiye verilen 5 ana program ve 64 alt destekle sadeleştirmeye gidiyor. Yeni destekleme modeliyle kafa karışıklığı ortadan kaldırılacak. Çiftçi memnuniyeti artacak. Salgın, kuraklık, Rusya-Ukrayna savaşı. Birçok ülke bu nedenlerden dolayı temel gıda ürünlerine ya ihracatı durdurdu ya da kısıtlamaya gitti. Ayrıca dünyada yaşanan enerji krizi petrol ve gübre fiyatlarını da artırdı. Hal böyle olunca tarımsal üretim maliyetleri katlandı. Üretimin artırılması için çiftçiye verilen desteklere yenileri eklenecek. 2002 yılından bu yana üreten çiftçinin yanında olan Tarım Bakanlığı 2022 yılında da çiftçinin yanında. Bakanlık 2022'de üretimi desteklemek için 29 milyar TL bütçe ayırdı. Desteklerin yaklaşık %50'sini mazot ve gübre destekleri oluşturuyor. Kalanı ise fidan, tohum gibi girdilere veriliyor. Ancak mazot ve gübre fiyatlarının artması, diğer alanlarda verilen desteklerin düşük kalması ve ödemelerin çok parçalı yapılması nedeniyle çiftçi bu desteklerden memnun değil. Çiftçilere destek memnuniyeti anketi yapan bakanlık buradan çıkan bulgularla yeni destekleme modeli hazırlıyor. Buna göre 5 ana program ve 64 alt kademeden oluşan tarımsal destek programı sadeleştirilecek. Destekler daha efektif hale getirilecek. Dünyanın koronavirüs salgınından çıkış umudu olan aşıya yoksul ülkelerin erişimi kısıtlı. Aşının ulaştırılamayacağı bölgelerde yeni mutasyon tehlikesi sürerken stoklanan aşıların son kullanma tarihleri de geçmek üzere. Salgın korkusuyla stok yapılan aşılar ziyan mı olacak? Birçok ülke aşıya ulaşamazken zengin ülkelerin stokladığı aşıların son kullanma tarihi geçiyor. 2 yıl önce koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünya ortak bir düşman etrafında birleşti. Dünyayı diken üstünde tutan virüs kısa sürede yayıldı. Ülkeler kendi çapında önlemler almaya başladı.
Virüse karşı kullanılan ilk silah tedbirler ve maskelerdi. Ancak yeterli olmadı. Dünyanın pek çok yerinde aşı çalışmaları başladı. İlk örneklerin çıkmasıyla umutlar da arttı. Seri üretimin ardından aşılama çalışmaları hız kazandı. İnsanları adeta eve hapseden bu salgınla mücadelede birçok sorun yaşandı. Bunlardan bir tanesi aşı milliyetçiliği. Süreç boyunca aşı savaşları yaşandı. Bugüne kadar tarihin en büyük aşı kampanyasında 184 ülkede 10,9 milyardan fazla doz aşı uygulandı. Bir günde uygulanan aşı ise yaklaşık 21,3 milyon doz. Ancak en yüksek gelire sahip ülkeler en düşük olanlara göre 10 kat daha hızlı aşılandı. Düşük gelirli ülkelere sağlanacağı sözü verilen milyarlarca doz aşı hala ulaştırılamıyor. Üstelik bu aşıların yüksek gelirli ülkelerde stok olarak tutulduğu iddia ediliyor. Öyle ki birçok ülkede olduğu gibi tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte aşılama oranları da azaldı. Bu yüzden stok yapılan milyonlarca aşının ziyan olacağı öngörülüyor. İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binada yangın çıktı. Adeta can pazarı yaşandı. Bir aile kara dumanların arasında mahsur kaldı. Saatlerce ölüm kalım savaşı verildi. Ben odaya girince namaz kılmak için baktım, ufu şehir üzerine düşmüş. Koltuğun üzerine düşmüş. Merdiva getirsene fotoğrafı çekiyor. Ey Rabbi ya. Mahsur kaldı yukarıda saatlerce ya. 3 kişi mahsur kaldı. 3 kişi, biri bebekti, bayıldı bebeği yani. Yangın çıktı, kara dumanlar bir evi esir aldı. Tek bir nefes için zamanla yarış başladı. Yoğun dumanların arasında kalan bir aile pencerede yaşamla ölüm arasında sıkıştı. Ya bir anda yukarıda mahsur kaldılar onlar. İlk gelmesi gereken araba en son geliyor. Aile orada baygınlık geçirdi, artık dumandan zehirlendiler. Can pazarının yaşandığı görüntüler İstanbul Ümraniye'den. 4 katlı bu binanın 3. katında iddiaya göre ısıtıcının düşmesiyle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede her yeri sardı. O sırada evde olan bir aile kara dumanların arasında mahsur kaldı. Küçük yaştaki bu çocuk baygınlık geçirdi. İzleyenlerin yüreği ağza geldi. Ailesi kendi canlarından vazgeçti. Onu kurtarmak için zamanla yarıştı. Pencereden sarkıttılar, ona can olacak nefes için bütün tehlikeleri göz aldılar. Onlar pencere önünde saatlerce kurtarılmayı beklerken mahalle sakinleri aşağıda korku teri döktü. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir yandan yangına müdahale, diğer yandan mahsur kalanları kurtarma çabası başladı. Aile itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak dışarı çıkarıldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Önce öldürmüş, sonra tandırda yakmıştı. 2 yıl önce Isparta'da eski eş dehşeti kan dondurmuştu. O davada tutuklu yargılanan cani kadın için mahkeme müebbet hapis cezası istedi. Boşandı, dini nikahla yaşamaya devam etti. Aralarında çıkan tartışmadaysa av tüfeği önce ölüm saçtı, sonra dehşet yaşandı. Eski eşini önce öldüren, ardından tandırda yakan cani kadının müebbet hapsi istendi. Olay 2 yıl önce Isparta'nın Akkeçili köyünde yaşanmıştı. 3 çocuk annesi Emel Gür, eşi Ramazan Yılmaz'la boşanmış ancak dini nikahla yaşamaya devam ediyordu. Ramazan Yılmaz eve alkollü geldiği için aralarında tartışma çıktı. O tartışma birine ölümü, diğerine ömür boyu hapsi getirdi. 42 yaşındaki Emel Gür tartışma esnasında av tüfeğini aldı, eski eşini gözünü bile kırpmadan öldürdü. Yetmedi, daha da ileri gidip cesedi tandırda yaktı. Yaşanan vahşet duyan herkesin kanını dondurdu. Olayın ardından gözaltına alınan cani kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. O vahşetin ikinci duruşması da görüldü. Mahkeme Emel Gür'ün ömür boyu hapsini istedi. Dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 8 Nisan'a ertelendi. İstanbul'da telefona bakarak yürüyen genç kız yolun karşısına geçmeye çalışırken dehşeti yaşadı. Yola adım attığı anda otomobilin çarpmasıyla yere düşen genç kız kaldırıma yüzünü çarptı. Telefonuna bakarken canından oluyordu.
Karşıdan karşıya geçmek isteyen kız otomobilin çarpmasıyla yere kapaklandı. Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Fatma Biçer isimli genç kız kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakıyordu. Karşıdan karşıya geçmek istedi. Önce sağa baktı, ardından karşıya geçmek için hareket etti. Biçer sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince kaza kaçırılmaz oldu. Otomobil Fatma Biçer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer yüzünü kaldırıma vurdu. Yüzü kan revan içinde kalan genç kızın yardımına otomobil sürücüsü ve çevredekiler koştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yıllardır genç nüfusundan güç alan Türkiye'de yaşlı nüfusu son 5 yılda %24 arttı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı 2021 itibarıyla %9,7'ye çıktı. Sözün özü Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Türkiye en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı. Yaşlı nüfus 5 yılda %24 artarak geçen yıl 8.245.124 kişi oldu. Yaşlı nüfus oranı en yüksek il %20,1 ile Sinop oldu. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle yaşlar çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 65 yaş üstü yaşlı sayısı 2016 yılında 6 milyonken 2021 yılında 8 milyonu geçti. Yaşlı nüfus oranı %8,3 iken %9,7'ye yükseldi. Artışın böyle devam etmesi durumunda şimdi 9,7 olan yaşlı nüfus oranı 2025 yılına gelindiğinde %11'e, 2080 yılına gelindiğinde ise %25,6'ya yükselecek. Yaşlı nüfusun 2021 yılında %44,3'ünü erkek nüfus, %55,7'sini kadın nüfus oluşturdu. 8 milyara yakın olan dünya nüfusunda yaşlılar 764 milyonluk bir kesimi oluşturuyor. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke Monako. Türkiye ise 167 ülke arasında 68. sırada. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop, en düşük olduğu ilse Şırnak oldu. Türkiye'de 100 yaşını geçmiş yaşlı sayısı ise 5859. Yıllardır genç nüfusundan güç alan Türkiye'de nüfusun yaş yapısı değişti. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi nüfusun yaşlandığının göstergesi kabul ediliyor. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan demografik dönüşüm sürecinde birçok etken var. Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması o etkenlerden bazıları. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.